Annemi ve babamı uyuşturucu madde yüzünden öldürdüm. Evet, uyuşturucu madde almak için para istedim ama vermediler. Ben de kendi öz anneme ve babama ateş ederek acımasızca hayatlarına son verdim. Evet, yanlış duymadınız. Bir anne ve babanın başına gelebilecek en ağır olay kendi evlatları tarafından hayatlarına son verilmesi. Rabbim kimseyi evladıyla sınamasın. Düşünsenize, canınızın parçası olan oğlunuz aslında sizin celladınız ve siz o celladı kendi ellerinizle besliyorsunuz. Bir anne ve bir baba kendi celladını evde nasıl mı besler? Gelin size anlatayım. Rabbim evladın da hayırlısını versin. Bu hikaye, çaresiz kalmış bir anne ve babanın içler yakan feryadıdır. Ben Kamil Yılmaz, 25 yaşındaydım ve İzmir, Torbalılıyım. Tepeköy Mahallesi 4508, sokakta ikametgah etmekteydim. Annem Sevilay Yılmaz 48 yaşında ve babam Hikmet Yılmaz ise 50 yaşındaydı. Çok huzurlu ve mutluyduk. Her şey güzel başlamıştı. Annemle aynı firmada çalışıyorduk ve bense garsonluk yapmaktaydım. Aslında çok iyi bir çocuktum. Kendi halinde, çevresine saygılı ve sevgili bir kişiydim. Ama çevrem çok kötüydü. Uzun bir süredir madde ve çeşitlerini kullanıyordum. Madde kullanınca kendimi çok mutlu ve yenilmez hissediyordum. Aslında her mutlu olduğumu düşündüğümde yavaş yavaş ölüyordum. Sadece farkında değildim. Maalesef ailem ile her zaman maddeler yüzünden tartışıyorduk. Kazandığım para bana yetmiyordu. Bu yüzden ailemden para alıyordum. Bu maddelerin pisliği de bu. Sizi o kadar yavaş yavaş değiştiriyor ki, farkında olmadan bambaşka bir adam oluyorsunuz. Belirli bir zaman kullanımı sonucunda bu maddeler sizi gerçek hayattan alıyor, tamamen paranoya haline getiriyor sizi. Sanki herkes sizi takip ediyor, gizli kişiler sizi takip ediyor. Artı çevrenizde ve ailenizde insanların suretlerini farklı sülüliyetlerde görüyorsunuz. Bu lanet maddeler belli zaman sonra aklınızı götürüyor. Sürekli tedirgin ve panik halinde oluyorsunuz. Sonra kurmaya başlıyorsunuz. Sevdikleriniz sizin düşmanınız oluyor. Bunun yanında suratlarını şeytan gibi görüyorsunuz. Ya onlar sizi öldürecek ya da siz onları. İşte bu aşamada ipler kopuyor. Kimin karşınızda olduğunuz hiç mühim değil. Ya sen ya onlar. 29 Mayıs 2024 tarihinde uyuşturucu almak için annem ve babamdan para istedim. Ve aramızda tartışma başladı. Kriz anında odaya geçtim ve silahı aldım. Ve silah ateşlenmeye başladı. Annem ve babam cansız yerde uzanıyordu. Son kurşunu kendime sıktım. Şu an ağır yaralı olarak İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeyim. Hayati tehlikem devam ediyor. Bu hikayenin en acı tarafı, bir ananın ve babanın kendi evlatlarıyla, kendi canlarıyla, yemeyip yedirdikleri, içmeyip içirdikleri, aman oğlumuza bir şey olmasın diye günlerce, aylarca, yıllarca başında titredikleri canlarının parçası olan oğullarının aslında onların celladi olması. Rabbim kimseyi evladıyla sınamasın. İşte bu da benim içler acısı hikayem. Lütfen kimseyi kınamayın. Kimse böyle bir durum ile karşı karşıya kalmak istemiyor. Çekmedim. Yapmayacağım. Tamam. Bizi öldürüyor bu ya. Bak işte nasıl eritiyor. Bak iki dakikada yok etti işte. Bizi yok ediyor. Biz iki dakikada yok oluyoruz. Yok oluyoruz. Gençler yok oluyor. Yok oluyor. Olmasın Emin abi. Olmasın abicim. Olmayalım. Yok olmayalım. Yok olmayalım. Ama dedik ya, hayat işte böyle bir şey. Başımıza gelenler, hayal bile edemeyeceklerimiz. Buradan tüm gençlere sesleniyorum. Ben yandım, siz yanmayın gençler. Kim anasına babasına kıymak ister ki? Hiç kimse. Ama bu lanet maddeler yüzünden analar ölüyor, babalar ölüyor, gençler ölüyor. Lütfen arkadaşlar, madde ve türlerinden uzak durunuz. Mutluluğu başka yollarda aramayın. Mutluluk her zaman ailenize olacaktır. Benim hikayem hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce benim günahım...